Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Ankara Kulüsi programına hoş geldiniz. Artık haftanın son Ankara Kulüsi programıyla sizlerle birlikteyiz. Adım adım hafta sonuna da yaklaşıyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmenizi temenni edelim. Bugün neyi konuşacağız? Şimdi yargıda bir şeyler olduğunu söylemiştik geçtiğimiz Ankara Kulüsi programında ve yargıda bir takım kararlarda değişiklikler olduğunu, biraz da olsa yumuşamanın yaşandığını, tabii tamamen değil, göz önündeki herkese karşı değil ama kimi konularda yumuşamaların olduğuna dair belirli sinyallerin geldiğini, bu sinyalleri de yerinde gözlemlediğimizi yine hem Özgürüz Radyo'da hem de YouTube kanalımızda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bu defa ise adalet mekanizmasında, daha doğrusu Adalet Bakanlığı ve yargı ile İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki bir çekişmeye bakacağız. Zira dün ortaya çıkan bir karar da bu çekişmeyi artık tamamen gün yüzüne çıkardı. Zaten biraz mesajlar verme durumu vardı. Malum kamuoyu üzerinden mesajların verilmesi durumu vardı. Bu şimdi artık kararlara da yansımaya başlamış gibi görünüyor. Şimdi malum dün bir karar açıkladı Danıştay. Tartışmalı bir karardı. Hele ki gazeteciler için çok çok önemli bir karar olduğunu belirtmekte fayda var. Danıştay çok uzun süredir tartışılan ve gazetecilerin mesleklerini yapmasına karşı müdahaleye zemin hazırlayan ve aslında kanunlara da aykırılığı açık bir şekilde ortaya konulan emniyetin genelgesine dair yürütmeyi durdurma kararı verdi. Malum toplumsal eylemlerde, toplumsal olaylarda hem halkın yani hem yurttaşların hem de gazetecilerin cep telefonu kameralarıyla ya da kameralarla görüntü çekmesinin yasaklanmasına dair bir karardı bu. Emniyet tarafından yayınlanmış bir genelgeydi. Ve bu genelgenin yayınlanmasından sonra da çeşitli eylemlerde, toplumsal eylemlerde gazeteciler bu genelge gerekçe gösterilerek gözaltına alındılar, şiddete uğradılar. Hatta bu gözaltılar ve şiddetler için Türkiye Gazeteciler Sendikası da 10 ayrı durum için aslında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu suç duyurusuna önce takipsizlik kararı verilmişti. Ardından da bu suç duyurusuna yönelik takipsizlik kararı üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu kaldırılmış ve soruşturma açılmıştı. Önümüzdeki günlerde bu soruşturmayı da çok konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü bir köşede duruyor bu soruşturmada. Dönelim Danıştay'ın kararına. Danıştay dedi ki eğer yurttaşlar, gazeteciler toplumsal eylemlerde kamerayla, cep telefonuyla görüntü çekemezler ise veya bunun engellenmesi gibi, yasaklanması gibi bir durum ortaya çıkar ise bu haberleşme hürriyetini kısıtlar. Bu nedenle ben emniyetin yayınladığı bu genelgeyi kaldırıyorum. Bu genelge uygulanabilir bir genelge değil dedi ve Danıştay şunu söyledi. Ancak bununla ilgili bir kanun yapabilirsiniz. Ben o zaman bir şeye müdahale edemem. O zaman da AYM'ye gidilecek elbette. Tabii bir de kararnameler var. Kararnameler cumhuriyeti olduğumuz için olur da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararname yayınlarsa yine bununla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Fakat esas mesele şu. Şimdi malum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önce Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı hedef aldı. Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı AYM'nin bir kararı nedeniyle. Ardından İçişleri Bakanlığı yine Süleyman Soylu şunu söyledi. Metruk binalarda uyuşturucu içiliyormuş. Muhtarlar da bize biz bunu yıkamıyoruz mahkeme kararı yok diye bir itirazda bulunuyorlar dedi. Ve Soylu siz yıkın mahkeme kararı arkanızdan gelsin kim yıktığını da nereden bilelim gece yarısı olmuş diye de bir açıklama yaptı. Tabii bu açıklamaya da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül itiraz etti. Böyle bir şey olmaz dedi. İsim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kabinedeki partilisini hedef almış oldu. Son olarak da işte Danıştay'ın kararı söz konusu. Dikkat edelim. Tüm bunlar AYM'nin verdiği karar, Abdülhamit Gül'ün yani Adalet Bakanı'nın itirazı ve Danıştay'ın verdiği karar tamamen İçişleri Bakanı'nın yetki alanına giren ya da yetki alanında bulunan kurumların yetki alanına giren konulara ilişkin. Bu da önemli bir husus. Şimdi bakalım bir hatırlayalım. Önemli çünkü. Malum geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi bir karar verdi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çok yüksek perdeden AYM'ye karşı çıktı bu karara ilişkin. Anayasa Mahkemesi dedi ki şehirler arası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez diye bir hüküm olamaz. Biz bunu iptal ediyoruz dedi. Soylu da çıkıp dedi ki madem özgür bir ülkeyiz ana caddelerde sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız.
Polis koruması almana gerek yok. Bisikletle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum. Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım. Sen var mısın diyerek fitili ateşledi. Tabii AYM bu konuya cevap vermedi. Fakat işte İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama buydu. Doğrudan doğruya ülkenin Yüksek Mahkemesi'ni ve Yüksek Mahkemesi'nin başkanını hedef aldı. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir de malum aktardık az önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakın geçin kanun arkanızdan mahkeme kararı arkanızdan gelsin dedi. Abdülhamit Gül Adalet Bakanı da dedi ki değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti dedi Abdülhamit Gül. Aslında bu çekişme biraz da söylemek lazım ki Ocak ayından bu yana 2021'in Ocak ayından bu yana sürüyor bu sürtüşme sürüyor. Şimdi malum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine çok çirkin ifadelerle hakaret edenler vardı. Bu kişi gözaltına alındı ve daha sonra da serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter üzerinden kendi sosyal medya hesabı üzerinden bu konuya dair bir serzenişte bulundu ve dedi ki yani bu nasıl oluyor? Gül ise bir yanıt verdi Abdülhamit Gül ve dedi ki klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Şimdi tabi Abdülhamit Gül de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine o yönelik çok çirkin ifadeleri kınamıştı. İhtiyaç duyulursa da yaptırımların arttırabileceğini ancak bunun sosyal medyada değil parlamentoda yapılması gerektiğini söylemişti. Daha sonra da çeşitli noktalarda tartışmalar yaşandı. Malum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker'le ilgili de çeşitli sıkıntılar yaşadı. Sedat Peker'in hedefindeydi. Ve Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kıbrıslı gazeteci malum artık ortaya çıktı. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili de gözaltına alınması gerektiğini belirten Abdülhamit Gül'ü işaret etti. Ve dedi ki benim görevim önleyiciliktir. Adalet Bakanı bunu yapmalıdır dedi. Anama sövdüler itirazımı dile getirdim. Hala sosyal medyada itiraz ediyorum. Sizin adınıza itiraz ediyorum. Bugün Atilla Peker'in alınması için KOM dairesine yazı yazdım. Benim mi yazdırmam lazım? Resmen devreye girilmesi lazım değil mi? Benim görevim İçişleri Bakanı olarak önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an müdahale etmektir dedi. Aslında bir topu da yeniden Abdülhamit Gül'e attı. Daha sonra da bir cevap geldi tabii Abdülhamit Gül'den. Hakim özellikle de ceza hakimi bir yaptırım söz konusu olduğunda kanunun lafzını terk etmek zorundadır. Hakimin adeta pozitif kanun koyucuya dönüşmesi hiçbir şekilde kabul edilemez biçiminde de bir çıkış yaptı. Ve son olarak da işte Danıştay'ın kararnamesi. Şimdi tüm bunlar neye işaret ediyor? Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yargı arasındaki bir çekişmeye mi işaret ediyor? Yoksa kabine içerisindeki bir çekişmeye mi işaret ediyor? Şimdi kaseti başa saralım ve bakalım. Çok açık bir şekilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kabinede başka bir kanadı temsil ederken Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde Abdülhamit Gül ve yakınında bulunan bazı isimler hatta iddia o ki Numan Kurtulmuş da yani AKP'nin en ağır toplarından biri olan Numan Kurtulmuş da bambaşka bir kanadı temsil ediyorlar. İşte bu çekişme niye? Yani bir yanda kabine içerisinde çekişme yaşanıyor hem de kamuoyunun gözünün önünde yaşanıyor ve üstüne üstlük bu çekişmede bir de kanunlar, hakimler, yargı mekanizması, sosyal medya bütün tüm unsurlar kullanılıyor. Yetmiyor kabine içerisinde de tırnak içerisinde söyleyelim bunu tabi Erdoğan sonrası AKP'nin başına kim geçecek acaba diye bir tartışma olduğu artık çok açık bir şekilde biliniyor. İşte bugün kameralar önünde sosyal medyada yaşanan bu tartışmaların arka planında da bu yatıyor. Hem yargıda bir şeyler oluyor hem de AKP'nin içerisinde bir şeyler oluyor. Taraflar birbirini yıpratmaya hem de bulundukları makamlar üzerinden devam ediyorlar. Ankara Kulisi'ni bugünlükte böyle noktalayalım. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.